Şöyle tabii bu kadar gündem varken izleyicilerimizden de görüyorum. Derhal erken seçim lazım. Derhal erken seçim lazım diye yazanlar var şu an chatte. Bu iş böyle olmaz, bu iş böyle yürümez. Derhal erken seçim lazım diyenler var. Muhalefetin de politikalarını beğenmeyenler var. Onu da görüyorum, farkındayım. Yani ülke kan ağlıyor, büyük sorunlar var. Ve hadi artık ya böyle bir güzel bir farklı, yani öyle ışık kapatıp açma değil ama. Yani 1990'ların eylemleri değil, daha farklı bir şekilde bir eylem bekleyen izleyicilerimiz var. Çünkü bu iş böyle gitmiyor, sorun var. Erken seçimle, demokrasiyle, sandıkla iktidarın değişmesi gerekiyor. Çünkü bunlarla olmuyor diyorlar. Fakat Erdoğan'dan bir mesaj var. AKP erken seçim kapılarını kapattı. Kapattı. Bu en son MYK'da konuşulmuş bu konular. Basına sızdı. Bir kulis bilgisi size şu an veriyoruz. En sonki MYK'da Erdoğan demiş ki erken seçim tartışmaları havanda su dövmektir dediği aktarıldı. Ya o toplantıda böyle sohbetler olmuş. En son MYK'da, yani erken seçim falan yok. Zaten biliyorsunuz son yaptığı açıklamada demişti ki bu muhalefet hala demokrasinin ne olduğunu anlayamadı dedi Erdoğan. Ben seçildim, 5 yıl yönetirim, 5 yıl sonra artık ne olursa olsun diye bir mesaj da verdi ama erken seçimler de öyle olmuyor. Ne diyorsunuz bu açıklamayla ilgili? Gerçekten kapattı mı kapıyı yoksa başka bir oyun mu var burada? Ali abi. Evet sen abi, Ali abi. Şimdi her şeyden evvel Bana şunu mı söyleyeyim. soruyorsun Ali'cim hani? Ali abi. Bana mı soruyorsun? Her şeyden evvel şunu söyleyeyim. Şimdi Ali abi, Ali abi. Ali abi konuşsun abi. Geleceğim sana Memdu abi. Yo, Mendo abi başlasın. Peki olur. Söz hakkımı veriyorum. Yok ben sana bekliyorum. Ya şunu söyleyeceğim. Ben de hemen kısa keseyim Ali. Sen devam et. Ben gerçeklerden bahsediyorum. Bugünkü parlamentoda Recep Tayyip Erdoğan evet demediği takdirde erken seçim kararı Bahçeli evet dese bile mümkün değil. Ya AKP'nin 265-270'e yakın milletvekili var. Öyle değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? O milletvekilleri evet demeden 360'ı bulamazsınız ya. Yani ben tamam, yani Özgür Özel'in tabii tebrik bravo. Erken seçim istiyor çünkü kamuoyu istiyor. Tamam kabul ama bir de realite ver ya. Mümkün değil, olmayacak, duaya amin demek bu. Mümkün değil. Recep Tayyip Erdoğan erken seçim ne zaman ister biliyor musunuz? Seçimlere 2-3 ay 5 ay kala ister. Seçimlere 5 ay. Yani 2028 yılının Şubat ayında ister erken seçim, meclis karar alınsın diye. Neden? O zaman bir daha aday olur. Yaşıyorsa eğer. Yani. Artık tanıyalım Recep Bey'i ya. Tanıyalım Recep Bey'i ya. Bütün bunlar sadece insanlarımıza boşu boşuna umut vermekten başka hiçbir şeye yaramaz. Erken seçim kararını bu mecliste Devlet Bahçeli bile bu mecliste alamaz. Ama önümüzdeki bir senede çok şey değişecek çocuklar. Bakın iddia ederek söylüyorum. Az şey değil, çok şey değişecek mecliste. AKP içinde de MHP içinde de o kadar çok şey değişecek ki hep beraber göreceğiz. Ay Ali'ciğim buyur. Evet Ali abi, bu arada bir ek daha yapayım, sen öyle yorumla. Hani emekli maaşları gündemini konuştuk ya yayının başında. Ali abinin de o konuyla ilgili bir tezi de var. Emekliye büyük bir ihtimalle kök maaş anlamında bir düzeltme yapacaklar gibi gözüküyor. Zaten sinyalini de verdiler. Ama o politikanın da altında bir oyun var gibi gözüküyor. Onu da Ali abinin yorumlamasını isteyeceğim. Evet Ali abi, hem erken seçim hem de o zamlardaki oyun. Şimdi ben her şeyden evvel şey söyleyeyim. Ta ilk günden beri söylüyorum. Erdoğan, Cumhur İttifakı ve iktidar medyası çok net bir şekilde Özgür Özel'i parlatmak istiyorlar. Çünkü bunu hem AK Parti Genel Merkezi'nde hem CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmeler, ardından daha sonra gölge bakanların ve CHP heyetinin tüm bakanlardan briefing alması, Mehmet Şimşek'le 4,5 saatlik toplantı ve Özgür Özel'in askeri ücretle ilgili ve emekli maaşıyla ilgili olarak sürekli gündemde tutmasının sonucunu söyleyeyim. Emekli maaşları iyileştirilecek. Bu yeterli olmayacak ama iyileştirilecek. Askeri ücrette de bir iyileştirme yapılacak. İşte bu yapılmalar Özgür Özel'in hanesine yazılacak. Bir kere bunun bir kurgu olduğunu düşünenlerdenim ve bu puanın da Özgür Özel'in hanesine yazılmasını istediğini düşünüyorum iktidarın. Bunu da ifade edeyim. Elindeki o devasa güçle zaten Erdoğan onu kendine yönelik olarak kullanabilir ama Özgür Özel de buradan bir prestij ve artı kazanır. Şimdi
şimdi buradan yola çıkarak olay şu. Parlamentoda, evet parlamentoda AK Parti'nin 264 milletvekili var. Galiba Murat Kurum'un istifası sonrası bir kişi azaldı, 263 ama orası da çok büyük ihtimalle İsa Mesih Şahin'le Selim Timurcu'nun AK Parti'ye transferiyle de tamamlanacak gibi, 265'e yeniden bulacak gibi gözüküyor. En son o gün haberler çıktığında Selim Timurcu'yla yani yine 330. Yani muhalefet yine de 335'e kadar yani. MHP'nin iktidardan ayrılmasının anlamı ne olur onu söyleyelim. Bu erken seçim kararı niye alınır? Tersinden bakmak gerekiyor. AK Parti parlamentoda hiçbir kararı çıkartamaz. Ve doğal olarak çıkartamaz. Çıkartamayınca da muhalefet kendi önergelerini çıkartırsa işte o zaman erken seçim zorlanır. Yani matematiksel olarak gözükmüyor gibi ama sorun muhalefetin çoğunluk parlamentoda olması erken seçim sürecini zorlar. Ama buradaki asıl mesele şu. Başından beri söylüyorum. Erken seçimin olup olmamasının önemi yok. Erken seçim talebinin ne anlama geldiğinin politik olarak bakılması gerekiyor. Çünkü erken seçim talebinde bulunmak sert muhalefet yapmak demek. Sokağı dinlemek demek. Sokakta hasbihal eylemek demek. Sokaktaki insanların şikayetlerinin önüne düşmek demek. Hatta yan yana yürümek demek. Sesini yükseltmesini sağlamak demek. Sorun illa da erken seçim olması değildir. O talebin ardında muhalefetin dozunu yükseltmek meselesidir. Bakın çok ilginç bir olay var. Eylül'de tahmin ediyorum. Eylül değil mi Memdu abi? Tüzük Kongresi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tüzük Kongresi öncesi dikkat edin. İki tane hamle yapıldı. Bir hamle Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ta yemek yedi. Bu yemek yerken de yine kamuoyuna yönelik olarak bir haber uçuruldu. Ekrem İmamoğlu'yla da yemek yiyecek dedi. Mansur Yavaş'ta olan toplantıda hayır Ekrem İmamoğlu'yla yemek yemeyeceğim dedi. Böyle bir görüşme planlanmadı dedi. İstanbul'dan Ekrem İmamoğlu hayır böyle bir planlama olacak yakında kendisini arayacağım dedi. Bunların hepsi aslında baktığınızda hangi taraftan gerçekleşiyor diyor. İki boyutu var. Özgür Özel'i sıkıştırma hamlesi. Yani Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e yönelik olarak hem de Ekrem İmamoğlu'da Özgür Özel'e yönelik olarak Kılıçdaroğlu'yla yan yana durursam Özgür Özel senin normal itibariyle Kılıçdaroğlu'da Ekrem İmamoğlu'yla yan yana durursam senin tüzük kurultayında o koltukta oturabilme şansın yok mesajı veriliyor. Bu bir. Bu ne demek? O mesajı verdiğinizde Özgür Özel'in yeri, koltuğunun sağlam olmaması demek. O zaman hangi güç noktasına yanaşacağı önemli. Yani daha çok kendisini o göreve getiren Ekrem İmamoğlu'yla mı yol yürüyecek yoksa Kılıçdaroğlu'nun safına mı dönecek? Kılıçdaroğlu'nun safına dönmesi mümkün değil. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun bugün tarihsel olarak sokakta bir karşılığı falan yok. Yani CHP'nin genel başkanı olsa bugün %34.1 yani 35 civarında kamuoyu yoklamalarında birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanı olduğunda %10'larda düşmesi, %10'larda gezinmesi açık bir şekilde görülebilir. Tam ikinci bir hamle daha yapıldı bu arada. Ne yapıldı? Dün kamuoyuna önceki gün SHP'nin kurulduğuna yönelik olarak bir şey yapıldı. Kamuoyuna duyuru Ankara'da parti merkezi tutulduğu ifade edildi. Tam Eylül'deki Tüzük Kongresi öncesi SHP'nin kuruluşu duyuruldu. Ve bu hamle şu aslında. Çok açık Kılıçdaroğlu kongre öncesinde eğer kongrenin seçimli bir kongreye dönüştürülmez ise buradan muhalefet bayrağını yükselterek ki ciddi bir milletvekili grubuyla birlikte CHP'den ayrılabileceği mesajıdır ve SHP'nin genel başkanı olarak yeni bir siyasi partinin başına geçeceğinin mesajıdır bu. Şimdi ayrıca Ali abi ayrıca orada bir mesaj daha var. Hani onu da ekleyelim. Kemal Bey diyor ki ona soruluyor. 50 CHP içinde 50 milletvekili bana sadık. Bak. Evet diyor sadık. Sadıktır diyor. Şimdi bu bence bu da bir mesaj Ali abi. Yani ben size daha iddialı söyleyeyim 50'den daha yüksek. Bak. Daha yüksek. Yani bugün milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında durur. Ama delege durmaz. Şimdi bu realitesi ayrı. Çünkü herkesin unuttuğu bir gerçek var. 31 Mart seçimleri sonrası Türkiye genelinde CHP'li belediyelerin çoğunluk olmasıyla birlikte delegelerin aslında tercihleri de değişmiştir Ferit. Abi bir dakika abi. Yani şöyle bir mesajım var burada ya bak çok ilginç.
Eğer ben CHP içinde, bir kere Kemal Bey şunu söylüyor. Ben CHP içinde siyaset yaparım diyor. SHP haberlerini doğru olmadığını söyledi. Fakat 50 milletvekili bana sadık ne demek ya? Hani eğer SHP'yi kurarsam bir ihtimal CHP içindeki vekilleri bir anda SHP'ye katarım mı demek istiyor ya? Bak ilginç, bunlar olabilir. Ya bu son derece normal bir şey. Siyaset dediğiniz bir güç kavgası. Ve asıl mesele ne biliyor musunuz? 2010'dan itibaren hiçbir seçim kazanmamış Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs ve 28 seçimlerini kaybetmesiyle beraber yine seçim kaybetme şampiyonu olması. Ardından 3-4 Kasım'daki kongrede 3 tane seçimi birden kaybetmesi. Bakın 3 seçimi birden. Birinci tur, ikinci tur ve parti meclisi seçiminin 3'ünü birden kaybetti. Yani aslında Mayıs ile Kasım arasında tam 5 seçim kaybetti. Buna rağmen hala geri dönüp CHP'nin genel başkanı olmak istemesinin sokaktan ve halkın gerçekliğinden, siyasetin gerçekliğinden koptuğunun o kadar somut bir göstergesi ki artık hırsı aklının önüne geçtiğini gösteriyor. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil, etrafındaki kadroların hırsının aklının önüne geçtiğini ve bir öç alma, bir hesaplaşmaya döndüğünü gösteriyor. Ya Türkiye'nin temel meselesi CHP'nin içerisinde kimin iktidar olacağı meselesi değildir. Türkiye'de kimin iktidar olacağı meselesidir. Ve yine soru şu, CHP'nin içerisinde ayrılıkçı tohumlarının güçlenmesi, ayrı siyasi parti taleplerinin güçlenmesi, birbirlerine elense çekmeleri ve o güç iktidar kavgasının kimin işine yarayacağı ve onu kimin kaşıyacağı, kimin kışkırtacağı meselesine bakmak lazım. Erdoğan'ın işine gelir abi, net cevap net. Ya bugünkü siyasal iktidarın işine gelir. Onun için kim neyi söylerse söylesin, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçmişteki yenilgiyi görmeyen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumsal desteğinin bittiğini görmemek isteyenlerin aslında yeni bir siyasi parti kurarak dar bir mezhepçi yapıya doğru oturmaya yönelik yürüyüşe geçmeleri, bir tercih ifade etmeleri de yine Türkiye gerçekliğinden nasıl koptuklarını göstermektedir. Kısacası seyirciler, bir kere Ali abi lafını kestim. Bir kere şimdi sohbete baktım. Bir kere şu haberi net verelim. SHP açılıyor falan demedik. SHP açılıyor gündemini ortaya çıkartan da biz değiliz. SHP yani kuruldu Ferit. Yayınladılar. Hayır. Kemal Bey oranın genel başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu oranın genel başkanı olacak. Kemal Bey'in bizzat kendim söylemi yok. Tam tersi, Kemal Bey diyor ki ben siyaseti CHP'de yaparım diyor. Bak dikkat et, ama siyaseti yapmam demiyor. Bak burası önemli yani. Ben siyaseti CHP'de yaparım diyor. Ayrıca şunu da unutmayın sevgili seyirciler. Şunu unutmayın. Bir siyasetçi ya bu SHP gündemi, bu tarz gündemler çıkıyorsa vardır bir olay. Bak bunu da unutmayın. Vardır bir şey. Bunlar mesajdır. Ve Kemal Bey'in de siyaseti bırakmamak istediğini de hepimiz biliyoruz. Ya hala videolar yüklüyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aynı ekip, yani Özgür Bey'den önceki ekip Kemal Bey'in yanında beraberler. Evet, Ankara'da bir ofis var. Ofiste görüşüyorlar, toplanıyorlar hep beraber. Bunlar bir gerçek. Yani SHP konusu evet kesin değil ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz, unutmayın. Ankara'da bu iş böyledir yani siyasi anlamda. Yani orada bir şeyler var. CHP olmazsa SHP gibi bir olay olabilir. Hatta iddiaları söylüyorum size. Kemal Bey'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden birisi olan da Bülent Kerimoğlu'nun partiyi fonladığı, partinin ana fonunun da Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Belediye Başkanlığı'ndan biliyorsunuz. Kendisinin fonladığı da bir haberci olarak bunun da bilgisini vereyim. Evet Ali abi, pardon. Evet. Ekrana verir misin? Kimi izleyicilerimiz haberin yalan olduğunu söylüyor. Ekrana verir misin lütfen? Bakın. Evet. Haber bu. Haber Sosyal Demokrat Halkçı Parti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faaliyette olan siyasi partiler listesinde yer aldı. Kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kuruluş işlemleri 28 Haziran'da tamamlanan partiyi faaliyette olan siyasi partiler arasına ekledi. SHP olarak yer alan partinin adresi Kızılay Karanfil Sokak'ta gösterildi. Kurucuları arasında Abdullah Çapar, Ahmet Arslan, Akın Gülay, Aziz Kızılarslan, Berat Umut Hoşgör, Burak Çelik, Dilek Korkmaz, Doğukan Akdeniz, Emirkan Akdeniz, Emre Can Dursun, Enes Çelik, Engin Akyıldırım, Erdal Kayhan, Erdem Kaya, Erhan Kardeş, Gürkan Çelik, Hasan Korkmaz, İsmail Berk,
Güldoğan, İsmail Berk Güldoğan, Jale Ak, Kadriye Çelik, Mervanur Çelik, Mithat Çelik, Mücahit Çetinkaya, Okan Kampara, Onur Karataş, Osman Ali Cavcı, Sabriye İçkili, Selahattin Kardeş, Şaban Ergül, Tamer Demircan, Yunus Diler, Zülfü Hamit Altın. Hala insanlar troll, bunun troll bir haber olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Ya yapmayın arkadaşlar ya. Bir daha abi sen şimdi öyle bir siteyi verdin ki Rudolf'u verdin. Rudolf haberine mi inanacağız diyenler de olabilir. Tamam desin canım. Allah Allah. Hayır, bu Türkiye'deki sitelerde var. Sen rastgele bir şey seçtin. Ben biliyorum senin şeyini de. Ya bir tane hemen başkasını vereyim canım. Evet biliyorum. Allah neyse Allah. Abi. Ne sorun değil ya. Bu arada parti kurulabilir. Ne var bunda? Olabilir abi, ya Kemal. Sol haberi veriyorum madem başkası görsün. Bu da sol haberin. Al. Bu evet. Da şeyin sol haberin şeyi haberi. Bak sosyal demokrat. Ne diyeyim yani şimdi? Yani neyse kısacası Ferit. Şunu sadece bildiğim tek bir gerçek var. O da şu. Sonbaharla birlikte Türkiye'de siyasetin çok şey olacağı, hızlanacağı ve kızışacağı bir başka gerçek de şu. Bu siyasal iktidarın bu enflasyonu durdurabilme şansı yok kardeşim. %45'e indirse de %50'ye indirse de %30'a da indirse bu şu demek. Bugün peynirden ekmeğe, ekmekten elektriğe, elektrikten doğalgaza, toplu taşımadan aklınıza ne geliyorsa %30 daha pahalanacak demektir. %30 bile olsa. Ama hiçbir emeklinin geliri %30 artmayacak demektir. Yani önümüzdeki yılın sonu 2025 yılında da İnsanlar yine yoksullaşacak, yine fakirleşecek demek. Evet. Hikaye anlatmasın kimse yani. Evet abi, şimdi Memduh abi beklettik biraz. Onun da aynı konuyla ilgili yorumunu alacağım. Bir de bir ek daha yapayım abi bu konuyla ilgili. Sonra yayın uzuyor diye hep bir aralara gündemlerimi sıkıştırıyorum. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir cümlesi var. Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olmam için Elif Çakır'ı elçi olarak gönderdi diyor. Yani aslında benim Cumhurbaşkanı adayı olmamı Meral Akşener en başta istemişti. Ve çok ilginç, Elif Çakır da zaten Karar Gazetesi'nde bir gazetecidir. Ya ben bazen hakikaten anlamıyorum ya, bu gazeteciler niye böyle bu işlere girer? Niye aracılık yaparlar böyle liderler arasında? Ben yapmam böyle bir şey. Bana ne? Benim ne şey, haddime yani. Elif Çakır araya girmiş. Meral Akşener'le işte Meral Akşener'in mesajını Kemal Bey'e iletmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adayı ol diyen Meral Akşener'miş. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası. Biliyorsunuz son dönemde araları açık bayağı bir Meral Akşener'le. Evet abi, Memduh abi. Ya ben bu tartışmaları mesela hiç ciddiye almıyorum. Kemal Bey'in yaptıklarını da ciddiye almıyorum. Hiç ciddiye almıyorum. Geçmiş gitti artık o ya. Geçmişe mazi, öpülmüşe gazi, yenmişe kuzu denir. Bitmiş, gitmiş artık bunlar. Geri getirmenin imkanı yok yani. Kaldı ki hadi döndün geriye, film değil ki bu, koparırsın oraları kesesini de yeniden montaj yapasın yani. Kemal Bey akıllı bir adam biliyordum ben. Meğer Kemal Bey çok da akıllı bir adam değilmiş ya. Çok saçmalıyor son dönemlerde. Yani bence çok saçmalıyor. Cumhuriyet Halk Parti'ye verdiği zarara bak ya. 50 milletvekili bana sadık. Ne ya, bunlar bekçi köpeği mi ya? Ayıptır ya. Ayıptır ya. Yani bir genel başkan böyle şey söyler mi ya? Bir genel, ya ben insan kendi çoluğu çocuğu için bile bana sadakati var diyemez. 18 yaşını geçmiş herif ne yaparsa yapar, bana ne ya? Ve bu halkın seçtiği milletvekilleri için bana sadık dedi. Ben duymadım, senden duydum şimdi. Ayıp. Şu anda haber burada Ferit, ekranda, verirsen ekrana. Çok ayıp. Ya ben, Kemal Bey benim için artık gözümde tamamen bitmiş bir tiptir. Yazık günah ya. Ya Cumhuriyet Halk Parti'yi seversin sevmezsin, Özgür Özel'i seversin sevmezsin ayrı bir şey. İlk defa bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da bir siyasi parti genel başkanı benden Cumhurbaşkanı olmaz dedi ya. Hem Özgür Özel bu lafı eden bir adamın için hala neleri tartışıyoruz ya. Neyse. Şimdi evet, Ferit, ben söylersin. Ben Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin kurulmuş olmasını da çok hiç önemsemiyorum. Çok değil, hiç önemsemiyorum. Aslında ne yazık ki Türkiye'deki solun kaderi bu. Bülent Ecevit rahmetli Demokratik Sol Parti'yi kurmak yerine o zamanki SODEP'le, yani Erdal İnönü'yle ya da işte Aydın Güven Gürkan'la, yani Halkçı Parti'nin genel başkanı Profesör rahmetli oldu. Onlarla beraber uzlaşabilseydiler döneminde Cumhuriyet Halk Partisi ismi tekrar serbest olduktan sonra, yani af geldikten sonra ismin kullanılmasına
Cumhuriyet Halk Partisi çatısında toplanırlardı. İstanbul Belediyesi'ni kazanırlardı. Ankara'yı, Adana'yı, bütün hepsini kazanırlardı. Ve çok rahat iktidara gelirlerdi. Ne zaman? 1995 seçimlerinde ve o Erbakan faciasını yaşamazdık çocuklar biz. Yani bu Cumhuriyet Halk Partililer hala eski yanlışlarından ders almıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu bu partinin yakasından düşsün artık. Gitsin torunlarıyla uğraşsın, ilgilensin. Ayıptır ya bu saatten sonra. Ya bırak, ha başarısız olursa Özgür Özel, zaten daha kaç sene oldu, bir sene olmadı ya. Adam ilk girdi seçimde de büyük başarı gösterdi. Ya ne istiyor Kemal Bey ya? Yanlış. Yani benim abi, bu konuda konuşacağım bu. Abi Kemal Bey ve ekibinin diyeyim daha doğrusu o son ayrılıştan sonra biraz kırgın ve daha tam olarak yani hevesini alamamış. Yani biz aslında tam zamanıydı, bu sefer yenecektik de olmadı gibi bir... Ya yok Ferit ya, normal Ferit. Siyaset var. Devlet yönetmek, bak çocuklar bakın, yalnız tabii size akıl verecek halim yok ama bu siyasetçilere galiba akıl vermek gerekiyor. Devlet yönetmek duyguyla olmaz, akılla olur. Siyaset duyguyla olmaz, duygular üzerinden olur. Halkın duygularına oynayarak siyaset yaparsın ama sen devleti yönetirken, siyaset yaparken duygularını kullanamazsın. Aklını kullanırsın. Kemal Bey bitmiş demek ya. Ne akıl kalmış, ne zeka kalmış, ne sağduyu kalmış. Hiçbir şey kalmamış. Dönsün baksın geriye. Sol ya da Cumhuriyet Halk Partisi bu noktaya neden geldi? Niçin geldi? Kimler getirdi? Şimdi ne yapmak istiyor? %38 almış bir parti var ara şey seçimlerinde. Şimdi bakıyorum kamuoyu yoklamalarında %30'a düşmüş. Olabilir. Olabilir. MHP ile AKP hala toplam %40. Bu da olabilir. Ama Kemal Bey bunları yaparsa CHP tekrar düşer %20'lerin altına. Millete kötülük eder, millete. Bakınız İttihat ve Terakki'nin önde gelen dört kişisini, dört siyasetçisini, Enver Paşa'yı, Talat Paşa'yı, Cemal Paşa'yı, değil mi? İnsan, bizler bile hala unutamıyoruz. Bizler bile hala lanetliyoruz ya. Gelecek kuşak, eğer Kemal Kılıçdaroğlu bu CHP'nin önünü keserse, gelecek kuşak işte Kemal Bey'i lanetler. Kemal Bey'in çocukları, torunları insan içine çıkamazlar. Ayıp ya, çok ayıp ya. Evet ama orada dediğim gibi o röportajda benim dikkatimi çeken CHP'de en az diyor bir de. En az diyor. Hayır. En az 50 milletvekili bana sadık demesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Sadık demesini aynen kullanıyor mu ya? Evet abi sadık dedi. Haber Ferit burada bak ben söyleyeyim. Evet abi dedi, abi dedi en az 50 aşağıda bak, sadık. Cümleyi okuyayım. Memdu abi. Dinliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşulur. Doğru mu diye soruyor Vedat Yenerer abi gazeteci. Sorusuna da evet doğru yanıtını veriyor abi. O zaman şöyle demesi gerekir. Aklı başında bir insan. Vedat Bey, sorunuzun içindeki sadık bu sorusunun cümlesini yanlış biliyorum. Benim arkadaşlarımla siyasette aynı partideyiz. Bana sadık olmaları cümlesi... Sadakat üzerinden. Ha yanlıştır. Sadakat üzerinden soru sormanız yanlıştır. Bu partinin bir genel başkanı vardır. Eğer sadakat söz konusu ise benim partimdeki milletvekillerinin sadakati mevcut genel başkanların olmalı. Bana olmaz. Ben bu soruyu kabul etmiyorum. Ha beni bana halen eski genel başkanlar olarak saygı duyan milletvekiller var mı diye sorarsanız vardır. Varsa da sevinç duyarım bundan ama onlara benim tavsiyem mevcut genel başkanlarına saygı duymalarıdır. Eğer ben siyaset yapacaksam, bu yarışa gireceksem ki girebilirsem, tekrar CHP'de girerim, onu o zaman konuşuruz. Bana oy verirlerse sevinirim, oy vermezlerse de üzülmem de. Ya akıllı bir insan böyle konuşur ya. Herkesin de gönlünü alır. Kemal Bey benim için bitmiştir. Sıfırın bile altına düşmüştür. Yazık. Evet, verdiğim desteklere yani yazıklar olsun.